İnançsızların faaliyetlerini arttırmaları sonucu toplumda inançlı birey yetişmemeye başladı ve zaman içinde menfaat yarışı yüzünden hem mafya hem de tüketim toplumu birbirlerinden fazla haz etmeyen küçük gruplara bölündüler. Mafya belirli bir deneyimden sonra yaptıklarının yanlış olduğunu anlayınca gerektiğinde kendilerinin de bedel ödemekten geri durmayacağı ve sonrasında gerçekleri ortaya çıkaracak bir yüzleşmenin yaşanacağı süreci planladılar. Plana göre mafya kendisini gündemin dışında tutmaya çalışarak gündemde kimlerin olacağını belirleyecekti. Sonrasında tuzağına düşürdüğü bu insanları bir yandan kendi işlediği suçlara katılmaya mecbur bırakacak, bir yandan da gündemdeki bazı insanların yanlış insanlara uydukları için Yanlış işler yaptıkları dedikodusunu yayıp insanları birbirine düşürerek çıkmaza sokmak suretiyle sistemi gizli gizli iflasa sürükleyecekti. Böylece halk mevcut yaşamını bırakarak yeni bir sistemin kurgulanmasına ikna olmuş olacaktı. Süreç tamamlandığında mafyanın oyununa gelerek mafya ile aynı suçları işlemiş olan tüketim toplumu mafyayı herhangi bir şekilde suçlayamayacaktı. Ve halk zaten tüketim toplumunun suçsuz olduğunu kabul ederek yaşadığı için yeryüzündeki tüm suçlara af çıkmış olacaktı. Bunun ardından dünyadaki tüm insanlar geçmişte yaşanan kötü olayları unutarak yeniden birlik olacak, yaşanan süreçlerde oluşan tecrübeyi de değerlendirerek huzur içinde yaşamaya başlayacaklardı.